Merhaba sevgili çocuklar. Eğitim Tokat TV'de yine bir matematik dersinde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz doğal sayıları sembol kullanarak sıralama. Çocuklar, doğal sayıları sıralarken küçüktür ve büyüktür sembollerini kullanıyoruz. Bu sembolleri biz 3. sınıfta öğrenmiştik. Büyüktür sembolü, küçüktür sembolü ve çocuklar eşittir. Bazen öğrenciler küçüktür ve büyüktür sembollerini birbirine karıştırabiliyorlar. Bunun için size bir timsah arkadaşımız yardım edecek ve bu sembolleri karıştırmamamızı sağlayacak. Bakın çocuklar, burada iki tane balık görüyoruz. Bizim timsahımız, bakın, çok obur bir timsah kendisi. Her zaman büyük olan ne varsa ağzını o tarafa doğru açıyor. Bakın, büyük balığa doğru ağzını açmış. Sayı olsa bile çocuklar, bakın, timsahımız hemen bu defa ağzını bu tarafa doğru açıyor. Çocuklar, küçüktür, büyüktür sembollerine benziyor değil mi timsahın ağzı? Bakın, ağzını büyük olan sayıya doğru açıyor. İşte çocuklar, burada bizim sembollerimiz de büyük ve küçük. Bunları birbirine karıştırmamanın bir başka yolu da sol taraflarına sembollerimizin şöyle bir çizgi çizdiğimizde. Bakın, neye benzedi çocuklar? Biraz B harfine benzedi değil mi? Büyük türün B'si. Yine sol tarafına bir çizgi çizdiğimde, bakın çocuklar, bu da K harfine benzedi biraz. Küçüktürün K'si. Nasıl okuyoruz sayımızı? Bakın, 300 büyüktür. Bakın, timsah ağzını büyüğe açmış. 300 büyüktür 250'den. 600 küçüktür 725'ten şeklinde okuyoruz. Bakın, burada da 120 eşittir 120'ye. Şimdi çocuklar, biz doğal sayıları sıralarken neye dikkat edeceğiz? Birinci kuralımız, doğal sayıları sıralarken önce basamak sayısına bakacağız. Basamak sayısı fazla olan sayı büyüktür. Birinci sayımıza bakalım. 32.157. Kaç basamaklı bir sayı çocuklar? 5 basamaklı bir sayı. İkinci sayımıza bakıyorum. 4809. Kaç basamaklı bir sayı? 4 basamaklı bir sayı. O zaman çocuklar, burada basamak sayısı fazla olan, 5 basamaklı olan sayı 4 basamaklı olan sayıdan büyüktür. O zaman çocuklar, timsahımız ağzını büyük olan sayıya doğru açsın bakalım. Evet, nasıl okuyorum ben bu sayıyı? 32.157 büyüktür 4809'dan. Peki çocuklar, eğer basamak sayıları eşitse, o zaman ne yapıyoruz? Basamak sayıları eşitse, bakın, buradaki sayımız 6 basamaklı. Bu sayımız da 6 basamaklı. Basamak sayıları eşit. O zaman çocuklar, biz ne yapıyoruz? En büyük basamaktaki rakamımıza bakıyoruz. En büyük basamaktaki rakamımız 4, 1. Çocuklar, bu 100 binler basamağında 4 tane 100 bin var demek. Bu da bir de yine 100 binler basamağında 1 tane 100 bin var demek. 4 sayısı 1 sayısından büyük olduğuna göre, o zaman 461.823 sayısı da 160.175 sayısından büyüktür. Bu oraya çocuklar karşılaştırırken yine büyüktür işaretini koyuyoruz. Ve o çocuklar, sayıların en büyük basamağındaki rakamlar aynıysa, o zaman ne yapacağız? Şimdi bakıyorum. İlk olarak ne yapacaktım? Basamak sayılarını sayacaktım. Basamak sayılarını saydım. 1, 2, 3, 4, 5 basamaklı. 1, 2, 3, 4, 5 basamaklı. Ne yapacağım ikinci olarak? En büyük basamaktaki rakama bakacağım. En büyük basamaktaki rakama bakıyorum. 2. Diğer sayının da 10 binler basamağı 2.
Çocuklar bakın, ikisinin de 10 binler basamağında 2 var. Yani 2 tane 10 binlikten oluşuyor. O zaman çocuklar ikinci sıradaki sayıya bakacağım. 3 binler basamağında burada da 3 var çocuklar. Yine eşitlik devam ediyor. Eşitlik bozulana kadar bakıyoruz çocuklar. Şimdi yüzler basamağına gidiyorum. Yüzler basamağındaki sayımız 8. Diğer sayımızın yüzler basamağında 7 var. Bakın çocuklar, 8 7'den büyük olduğu için o zaman diyoruz ki bu sayımız bu sayımızdan büyüktür. Araya büyüktür sembolümüzü yerleştiriyoruz ve sayımızı okuyoruz. 23.882 büyüktür 23.791'den şeklinde ifade edebiliyoruz. Şimdi çocuklar, karşılaştırmaları yaptık. Şimdi de sıralamaları yapacağız. Yani birden fazla sayıyı aralarına sembol kullanarak, eğer büyükten küçüğe diyorsa büyükten başlayarak, eğer küçükten büyüğe diyorsa da küçükten başlayarak ve aralarına sembol kullanarak sıralayacağız çocuklar. Evet, Melike Su öğretmeninin verdiği bir ödevi yapmaya çalışıyor. Şimdi biz Melike Su'ya yardımcı olacağız. Ne diyor bakalım? Aşağıdaki sayıları büyükten küçüğe, bak bu önemli çocuklar, hemen altını çiziyorum. Büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Hemen bakıyorum sayılarıma. Neye bakacağım ilk olarak? Basamak sayılarına. Kaç basamaklı diye. Evet, bu 4 basamaklı, 3 basamaklı, 5 basamaklı ve 4 basamaklı 4 tane sayımız var. Büyükten küçüğe dediğine göre hemen bakıyorum. Basamak sayısı en fazla olan sayı en büyük sayı değil miydi? Evet çocuklar, o zaman onu en başa yerleştirelim. Yani 16.522'yi çocuklar yazıyoruz. 16.522 en büyük sayı bu. Ve araya büyüktür sembolünü koyuyorum. Şimdi ikinci büyük olanı bulacağız. Bunu çocuklar aradan şöyle çıkaralım, kafamız karışmasın. 4 basamaklı 2 tane sayımız var. 4 basamaklı bu 2 tane sayının bakıyorum en büyük basamaktaki rakamına. Neden? Çünkü az önce öyle demiştik değil mi? Eğer basamak sayıları aynıysa en büyük basamaktaki rakama bakacağız. Yani binler basamağında. Bakıyorum çocuklar, binler basamağında 6 rakamı var. 4 basamaklı sayının da binler basamağında 6 rakamı var. O zaman bir sonraki basamağa bakıyorum. 2 var. Çocuklar yüzler basamağında burada da bir rakamı var. 2 rakamı bir rakamından büyük olduğu için o zaman çocuklar bu sayım buradan daha büyüktür. Hemen yazıyorum. 6.205. Ve çocuklar yine büyüktür sembolünü koyuyorum. Sembol koymayı unutmayın çocuklar, tamam mı? Sonra tabii ki sıradaki sayım 6.150 ve araya büyüktür sembolünü koyuyorum. En küçük sayımız da 3 basamaklı olan sayımız 914. Evet çocuklar. Evet, burada da Kaan arkadaşımız sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayacakmış. Bakın bunları şöyle altlarını çizelim. Sizler de bu tarz sorular yaparken altını çizin. Küçükten büyüğe mi, büyükten küçüğe mi diye soruyor. Ona dikkat edelim. Ve sembol kullanarak sıralayacağız. Hemen bakıyorum. Neye bakıyoruz? İlk olarak evet çocuklar, basamaklarının sayısına bakıyorum. Hangisi daha fazla diye. Kaç basamaklı? 5 basamaklı. Kaç basamaklı? 4 basamaklı. Evet çocuklar, bu da 4 basamaklı ve bu da 5 basamaklı bir sayı. Küçükten büyüğe diyor. O zaman şu 5 basamaklı sayılarımız bir beklesin. Biz 4 basamaklı sayılardan en küçük olanı bulalım. Çünkü 5 basamaklı sayılar biliyoruz ki büyük sayılardır. 6.600 ve 1.658 var. İkisi de 4 basamaklı. Bunlardan hangisi küçük? Hemen en büyük basamaktaki rakama bakıyorum.
6, 1. Evet çocuklar, tabii ki 6 birden daha büyük, 1 küçüktür. O zaman en küçük sayım 1653. Yazıyorum. Evet ve araya, evet çocuklar, küçüktür sembolünü koyuyorum. Bu defa timsahım büyük olana doğru bakacak ya, küçüktür sembolünü koydum. Sırada ikinci olan 6600. Yine küçüktür. İki tane beş basamaklı sayım var. Şimdi bu iki tane beş basamaklı sayının hangisinin küçük olduğuna karar vereceğim. Şunları silelim çocuklar, kafamız karışmasın. 32.915 ve 95.100 sayımız var. Hemen 10 binler basamağına bakıyorum. 10 binler basamağında 3 var. Diğerinin 10 binler basamağında 9 var. 3 9'dan küçük olduğu için o zaman 32.915'i yazıyorum. Ve en sonda ne kalıyor? Bunu da silelim. 95.100 sayısı kalıyor. Evet, bu şekilde de sayılarımızı küçükten büyüğe doğru sıraladık. Burada öğretmeni öğrencilerine bir soru sormuş. 52.010 sayısından büyük bir sayı yazmalarını istemiş. Ve öğrenciler de kağıtlarına 52.010 sayısından büyük sayıları yazmışlar. Büyük sayılar yazmışlar ama yanlış yazmışlar sanırım. Sadece bir tanesininki doğru. Şimdi kimin doğru yaptığını bulalım. Samet'e bakalım önce. Samet 52.008 yazmış. Şimdi çocuklar, 52.010 sayısından büyük olanı yazmamız gerekiyordu. İkisinin de basamak sayılarına bakıyorum. İkisi de 5 basamaklı bir sayı. O zaman 10 binler basamağına bakıyorum. 5, 5. Binler basamağı 2, 2. Yüzler basamağı 0, 0. Aynı gidiyor. Onlar basamağı 1, 0. Hayır çocuklar, Samet yanlış yapmış çünkü bakın 52.010 sayısı 52.008 sayısından daha büyük. Çünkü bakın onlar basamağında 1 var, burada 0 var. Samet o zaman öğretmeninin sorusuna yanlış cevap vermiş. Günsu'ya bakalım. Günsu ne yapmış? Onun sayısı da 5 basamaklı. Hemen 5, 5, evet. Binler basamağı 2, 2, evet. Yüzler basamağı ikisi de 0. 1, 0 yazmış çocuklar onlar basamağına. Günsu'nun sayısı da öğretmenin verdiği sayıdan küçük olmuş çocuklar. Arkadaşımız da yanlış cevap vermiş. Bir de Beren arkadaşımıza bakalım şimdi. Onun sayısı da 5 basamaklı bir sayı. 10 binler basamağı 5. Binler basamağında ikisinin de 2 var. Yüzler basamağı 0, yüzler basamağı 1. Evet çocuklar, bakın Beren daha büyük bir sayı yazdığı için Beren öğretmeninin sorusuna doğru cevap vermiş diyoruz. Şimdi size farklı bir soru hazırladım. Sayımız 4831. Büyükmüş çocuklar. Burada bir çiçek sembolümüz var. Çiçek sembolünün yerine bir sayı yazılacak. O da büyükmüş 4602'den. Şimdi bu soruları yaparken nelere dikkat ediyoruz? Burada diyor ki çiçek yerine yazılacak en büyük sayı kaçtır? En küçük sayı kaçtır? Çiçek yerine yazılacak çok fazla sayı vardır çocuklar. Ama kural nedir? 4831'den küçük olmalı. 4602'den de büyük olmalı. Yani ikisinin arasındaki sayıları yazacağız. Bizden istenen ise buraya yazacağım en büyük sayı kaçtır ve en küçük yazabileceğim sayı kaçtır. Ama buraya yazabileceğim en büyük sayı kaçtır? Hemen bakıyorum en büyük sayı için. 4831 büyükmüş bu sayıdan. O zaman çocuklar, ben 4831'den bir küçük olan sayıyı yazarsam buraya yazabileceğim en büyük sayıyı yazmış olurum. Nedir o da? 4830, değil mi?
Ne oldu? 4831 büyüktür 4830'dan. Doğru. 4830 da büyüktür 4602'den. Evet, bakın buraya yazabileceğim en büyük sayımız 4830'dur. Şimdi yine bu çiçek sembolüne yazabileceğim en küçük sayı. Şimdi bakıyorum çocuklar, öyle bir sayı yazmam gerekiyor ki 4602 sayısından büyük olacak ama buraya yazabileceğim en küçük sayı olacak. Evet, 4602'den bir büyük olan sayı yazarsak buraya yazılacak en küçük sayıyı da bulmuş oluruz. Sizler buldunuz mu? Evet çocuklar, aferin size. 4603 sayısını yazarsak eğer çiçek yerine yazılacak en küçük sayıyı bulmuş oluruz. Evet çocuklar, bugünkü dersimiz burada sona erdi. Hepiniz kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın çocuklar.